çalışır, farz mıdır, vacip midir? Sizinle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler yapıyorlar bu işe? Cami mezhebine göre evde hikafa girebiliyor muyum? Kadın değil, ne diyelim? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyor. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Memleketimize huzur diliyor. İçinden geçmiş olduğu bu sıkıntılı günlerde Cenab-ı Allah'ın nusretini yaymasını dua ediyor ve birlikteliğimize başlıyoruz. Efendim bugün değerli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'yi ağırlamaktayız ve bugünkü misafirimiz, konuğumuz Feyza Çelen Hanımefendi, psikoloji danışmanı. Değerli hocamız da inşallah programımızı gerçekleştireceğiz. Tabii bugünkü konu hassas bir mevzu, kadın mevzuu konuşulacak. Kadın her yönüyle bu programda ele alınmış olacak. Toplumda kadın, İslam'da kadın, yaşantımızda yani bazen eş, bazen evlat, bazen kardeş, bazen arkadaş, bazen efendim en muhtaç kaldığımız noktalarda önümüzü açan, efendime söyleyeyim, kadını konuşmuş olacağız. Tabii Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tüm ışık tutan hadisleri içerisindeki en önemli noktaları belki de ışık tutan hadisi, cennet annelerin ayakları altındadır diyelim ve başlayalım efendim Bismillah deyip programımıza. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz kıymetli hoş hocam. Efendim kadın. Tabii sözler düğümleniyor ama inşallah o düğümlerin her birini sizler açacaksınız sorularla birlikte. Bir kez daha hanımları tanımış olacağız. Kadın, niçin kadını konuşacağız değerli hocam bugün? Evet. Önem nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kadın bir defa birçok yönlerden bazen kadere uğramış, bazen yanlış anlaşılmış, bazen yanlış değerlendirilmiş ve hala toplum içerisinde gün geçmiyor ki biz haberlerde, gazetelerde işte tacize uğrayan kadın veya şiddete maruz kalan kadın, hatta öldürülen kadın, bu işte yetişkin oluyor, küçük çocuklar oluyor, genç kızlar oluyor. Öbür taraftan işte okuma yazma bilmeyen kadın, işte çalışabilir mi kadın? Yani kadınla ilgili o kadar çok şey çıkıyor ki ortaya, konu. Yani bunlarla ilgili olarak yani bilim ne diyor ve bir de dinimizin bu alanlardaki bakışı nedir, onu ortaya koymak uygun evet, olur düşüncesiyle bu konu seçildi. Şimdi tabii ben hemen işte pat diye işte dinimiz İslam'a şöyle, kadına şöyle değer vermiştir falan diye girmiyorum. Ama bu sorunun cevabı, yani niçin bu konu ele alındığının cevabı kısaca böyle denebilir. Yani insanlık noktasında ikinci plan aslında, gibi görünen aslında kadının aslında şöyle yani insan iç yüzü. İnsandır, bunun kadını erkeği olmaz. Peki. İnsandır sonuçta ama tabii yaratılışları, bünyeleri, özellikleri, duyguları itibariyle farklılıklar var. Yani bir kadının hassasiyeti erkekte yok, bir erkeğin kas gücü kadında yok. Dolayısıyla bu farklılıklara göre, bu özelliklerine göre kendilerine yüklenen görevler veya yüklenen sorumluluklar veya tevdi edilen haklar olabiliyor. Onun için bu konuyu bir konuşuruz inşallah. Peki değerli hocam ekleyeceğiniz bir şey var mı hemen sorulara geçelim? Ben de diyorum yani kadın tam insan olarak mutlaka ki hani bambaşka bir yerde. Çünkü beyninin bütün kıvrımlarını kullanabilen, elinde değdiği her şeyi, güzelliğini, zarafetini, her şeyi bulaştırabilen bir varlık. O yüzden onsuz bir hayatın olmadığı. O olmasaydı biz olmazdık zaten. Evet. Bir yanıyla zarafet, diğer yanıyla zulme uğrayan efendim veya toplumları da aynı şekilde sıkıntıya evet, yanlış anlaşılan, yanlış peki. değerlendirilen, yanlış uygulamalara maruz kalan bir insan yani. Peki. Maalesef öyle oluyor. Efendim dini boyutlarını inşallah sorduğumuz gibi tabii sosyal boyutlarını da değerli hocalarımızla inşallah paylaşmış olacağız. Bismillah diyelim, bira bismillah başlayalım programımıza. Efendim değerli Hüseyin Hocam, dinimizde bir izleyicimiz soruyor. İslam'da kadın hakları kısıtlanmış mıdır değerli hocam? Zaman zaman bazı şeyler duyuyoruz diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerine nasıl muamelede bulunurdu? Evet şimdi tabii bir sistemi başka bir sistemle karşılaştırırsak veya bir sisteme göre şu nasıldır, bu kısıtlanmış mı, artırılmış mı derken o sistemden önceki veya diğer sistemleri beraber ele almak lazım. Yani İslam'ı din olarak bir sistem kabul edersek. İslam'dan önceki dönem, İslam'ın zuhur ettiği ortamda cahiliye dönemiydi. Evet. Mesela bunu bir İslam'ın bu açıdan yaptığı açılımları, yaptığı atılımları diyelim ortaya koymak için cahiliye döneminde kadına nasıl bakılıyordu? Kadın ne gibi, nelere maruz kalıyordu? Onu bir ortaya koymakta yarar var belki. Sonra diğer toplumlarda, mesela
Yahudilikte neydi, Hristiyanlıkta neydi? Belki onu da kısaca ortaya koymak. Tarihi noktalarını dökmek şimdi lazım. Şimdi bir defa İslam'ın geldiği coğrafyada ki orası müşriklerin yaşadığı bir yer. Kadının hiçbir değeri yok. Yani mesela basit bir örnek vereyim. Mirasta hiç payı yok. Yani babası ölüyor, olduğu gibi erkeklere kalıyor. Aksine kadın miras olarak kalıyor. Mesela şöyle bir uygulama var. Bir kimse vefat etti, eşi hayatta kaldı, hanımı. Onun üvey oğulları varsa o kadın üvey oğlunun hakkı oluyor. Yani anne üvey oğlunun hakkı oluyor ve onunla o evlenmede öncelik sahibi oluyor. Müşriklerin döneminden bahsediyor değerli hocamız. Tabii, yine açanlar varsa. Tabii. Yani böyle bir ortamdan alıyor ve üstelik o zamana göre kadınlar bir utanç vesilesi. Mesela kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi mevzu. Meşhur herkesin bildiği bir şey. Hı hı. Ve kız çocuğu ne oluyor? Büyüyünce kadın oluyor. Dolayısıyla bu kız çocuğuna verilen değersizlik ve kadına verilen değersizliğin en güzel bir örneği oluyor. Öldürülmesi, diri diri toprağa gömülmesi. Ha şimdi İslam ne yaptı? İslam bir defa kadına bir insan olarak, bir elmanın tabiri caizse yarı takı olarak, yani bir insanın dünyaya gelmesinde yarı paya sahip, belki daha fazla paya sahip. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de bize söylerken, anaya babaya itaati, ona iyilik etmeyi emrederken, anne diyor onu, annesi zorluklar içerisinde taşıdı. Ve bunu yapan anne. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ashabtan birisi. Diyor ki ya Resulallah, ben ana babamdan hangisine daha çok iyilik yapayım? Annene diyor. Sonra annene diyor, sonra annene diyor. Şimdi anne kim? Kadın. Sonra veda haccında, meşhur veda haccında Peygamber Efendimiz bir hitabede bulunuyor. Yani bir konuşma yapıyor. Şöyle mi diyorlar bugün? Bir konuşma yapıyor. O konuşmada kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları var. Sizin kadınlarınız üzerinde hakları var. Şimdi dinimiz fıtrat dini. Fıtrat, yani herkesin yaratılışındaki sahip olduğu bazı özellikler var. Yani kadın duygusaldır. Yaratılışında bu var. Kadın latiftir. Bu var. Şimdi şöyle bir olay yaşanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuktan gelirken, kadınlar var develere binen, onların başında menşece diye bir şahsı şey yapıyor, tayin ediyor. O onları beraber getiriyor. Ve menşecenin de güzel sesi var. O zaman maniler söylüyor, şiirler söylüyor. Ve develer de onun manisine, şiirine göre hareket ediyor. Yani çabuklaşıyor, koşuyor. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, menşece diyor, camdan yapılan şişeleri, cam şişeleri kırma. Yani o develerin üzerindeki o bayanlar için cam şişeleri kırma ifadesini kullanıyor. Hassas yani. Ya hassaslar onlar, ona dikkat et. Ya şimdi bakın, bu kadar kadın ruhuna vakıf bir peygamber var. Aleyhisselatü Vesselam. Ki o mesela hanımlarına son derece iyi muamele etmiştir. Yani öyle hanımlarına karşı bir şiddet uygulaması, hatta onları tahkir edici, azarlayıcı bir şey rivayet edilmemiştir asla. Mesela kendisine şikayete geliyor bazı bayanlar. Yani kocaların kendilerine şiddet uyguladığına şikayete geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya ayıp değil mi yaptığınız? Yani gündüz böyle bir şiddet uyguluyorsunuz, dövüyorsunuz, akşam yatağınızı alıyorsunuz. Yani bunu ayıplıyor, kırmıyor. Ben diyor, şimdiye kadar hiçbir eşime herhangi bir en ufak bir şey vermedim diyor. Yani şu, İslam bir insan olarak görür kadını, bir anne olarak görür. Ve bir kız kardeş olarak görür, bir eş olarak görür. Yani kadın neyse odur İslam'a göre. Ve eğer bazı ayrıcalıkları varsa kadınla erkeğin, o da yaratılışlarındaki özelliklerinden kaynaklanan ayrıcalıklardır. Yoksa mesela Yahudilikte olduğu gibi veya bazı Hristiyan eski anlayışlarda olduğu gibi kadın acaba insan mı değil mi tartışılmamış İslam'da, böyle bir şey yok. Hemen hemen tarihte birçok yerde köle, Avrupa'da da aynı şekilde. Köle de insan mı değil i̇nsan mi o tartışılır. Peki efendim. Ama İslam öyle değil ki. Yani sen baştan söyledin. Cennet anaların ayağı altındadır. Ana kim? Kadındır işte. Peki.
Kıymetli hocam, o halde İslam'ın kısıtlamış olduğu bir kadın hakkı söz konusu. Ya şimdi bak, bir yaratılış özellikleri itibariyle, konumları itibariyle veya Cenab-ı Hakk'ın taraflara verdiği ayrı özellikler itibariyle, evet, eşlerden veya bu iki cinsten birisinin ötekine faik olduğu, farklı olduğu yönler olabilir. Bunu İslam tanır bunu. Reddetmez. Belli sınırları o zaman olabilir. Yani. Ya belli sınırlar ve biraz da işte sorumluluklar peki, ve haklar. Farklı. Peki. Kıymetli hocam geçeceğiz ama bir izleyicimiz varmış hattımızda. İzninizle hemen dönelim. Adana'dan Sabahat Özden. Hoş geldiniz. Adana'ya selamlar efendim. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurunuz Sabahat Hanım. Müsaade eder misiniz? İki konuya değineceğim. Buyurunuz. Bir dua edebilir miyim? Dua edebilir miyim? Öncelikle bir dua. Çok hızlı buyurun efendim. Evet, Allah sonumuzu akıbetimizi hayır eylesin. Allah ortalığımıza düzen versin. Amin. Allah şehit annelerine sabır versin. Allah amin, dünyada Kur'an, ahirette iman, yavrularımızı salih kamil eylesin. Amin. Bizleri de el ayağa düşürmesin, evladım dedirtmesin. Amin. Şimdi ben bir evlat eline kalan bir anneyim. Evet. Sayın hocam, 25 yıl oldu eşimi kaybedeli, 3 çocuğum var. Evet, üçünü de okuttum, hepsi evli, yerlerinde, 7 torunum var. Hepsine analık görevimi yaptım. Şu an yanlarında kalmaktayım, maddi durumum olmadığı için 60 yaşında abdestli, tesettürlü, inançlı bir anneyim. Hepsi beni zor sunuyor hocam. Hepsi tavalarından farklılığına, gece tevdik namazına bile kalkmaya zor sunuyorum, rahatsız oluyorlar diye. Yani farkındayım. Bir anne olarak 25 yıl oldu eşimi kaybederim. Beni ikamete dahi almıyorlar evlerine. Şimdi benim ikametim hiçbir yerden görünmüyor. Yavrum biriniz alın da oy vereyim. Yavrum bir şey olursa bak bir yere gittim ikametim yok. O gelin diyor, hayır öbür oğlum var. Öbürü diyor, öbür oğlum var. E kızcağızım diyor, o da el kapısı hocam. Yani ben artık ne yapabilirim hocam? Hocam tabii anlattı hanımefendi. Durumunu da izah etti. Özel olarak bir şey söylemenin ne kadar faydası olur olmaz onu bilemeyiz. Çünkü çocuklara bunu dinliyor mu dinlemiyor mu, ama bu vesileyle biz genel bir şey söyleyelim. Evlat anne. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim açıkça وَقَدَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا diye başlayan ayet-i kerimede Rabbin kendisinde sadece kendisine kulluk etmenizi ve ebeveyninize, ananıza, babanıza iyilik yapmanıza hükmetti. Yani Cenab-ı Hak burada iki şeyi yan yana zikrediyor. Evet. Birisi sadece Allah'a kulluk etme. Öteki de anaya babaya iyilik yapma. Ve onlara öyle bir iyilik yapacaksınız ki diyor üf bile demeyeceksiniz. O meşhur herkesin bildiği bir şey. Ve onlar için şefkat kanatlarınızı gereceksiniz. Ve dua edeceksiniz Allah'a. Ya Rabbi onlar beni küçükken besleyip büyüttükleri gibi sen de onlara rahmetinle muamele et diye dua edeceksiniz. Yani anaya babaya iyilik etme, ihtiyaç duyduğu zaman bakma evladın vazifesidir. Bu insanın ihtiyaç duyduğu maddi güce nafaka diyoruz biz. Ve muhtaç olan ananın babanın nafakasını temin etmek evlatların vazifesidir. Ve evlatlar eğer bunu temin etmiyorsa İslam fıkhına göre devlet zorla onlardan alır ve anaya babaya verir. Evet efendim. Yani doğrusu ben şimdi insanlar bazı şeyi kaybettikten sonra değerini anlıyor. Keşke şimdi anam babam hayatta olsaydı da sırtımda taşısaydım dediğim ben zamanlar çok oluyor. Hocam bir de Allah hayırlı iş versin. Hani siz bir anne baba olarak hani evlat olarak siz tamamen değerinin farkında oluyorsunuz ama evdeki eş bu noktada karşı çıkıyorsa o zaman ciddi anlamda hani aile huzurunda sıkıntıya giriyor. Bir de hani bu tarz olaylarda gerideki olayları da bilmiyoruz. Hani neler yaşadılar, neler oldu, bunların hiçbirisini bilmediğimiz için hani kesin bir hüküm vermek de bence tabii yanlış. Zaten biz genel konuşuyoruz ya. Hı hı hı. Peki, ama şu neler neler yaşanır. Şu olmalı değil mi? Diyelim ki eş razı olmuyor. Aslında o da yani yanlış bir şey de. Yani bu 3 tane evlat var. Bunların maddi gücü yerindeyse annelerine bir oda tutup onun ihtiyacı olan parayı verip ana siz burada rahatça yaşa, ihtiyaç olduğun zaman biz senin yanındayım diyemeyecekler, demeleri gerekmez. Diyorlar mesela hocam, hani gelen danışanlardan sürekli hani örnek vereceğim ben. Mesela bu sefer de anne diyor ki beni el aleme muhtaç ettiniz. Şimdi hepimiz birleştik, parasını verdik, şunu yaptık diyebiliyorsunuz. Ama birdenbire karşı çıkıyor, hiçbirinizin yanına sığamadım da bana birisini mi tuttunuz? Hani
Memnun olmayacaksa bir türlü memnun olmayanlar da var. O da ayrı bir boyutu işte. O yüzden hani kimin ne olduğunu... Sadece evlatlara suçlamayalım mı diyoruz? Yani tabii ki burada evlada çok büyük bir yükümlülük düşüyor tabii, tabii. Ama hani geri planda da neler olduğunu ne tabii. yazık ki bilmiyoruz. Evet. Efendim devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Tabii toplumdaki kadını konuşuyoruz. İşte az önceki de bir portreydi. Değerli hocalarımıza değerlendirmiş oldular. Devam edelim efendim. Toplumun refahında kadının rolü dediğimizde kıymetli hocam. Estağfurullah. Şimdi bence gerçekten hani çocuğun eğitiminden başlayan bir süreci var kadının ve yetiştirdiği çocukla veya kendi girdiği ortamla gerçekten fark oluşturabiliyorsa bir kadın ciddi anlamda en büyük sorumluluk belki de ona ait oluyor. Çünkü hani naif yaratılmış olmasının verdiği özellikle herhangi bir çocukta ya da herhangi bir insandaki bir duyguyu yakalayabilme, hani ona yardımcı olabilme ya da ondaki herhangi bir potansiyeli açığa çıkartabilmek için kadınlar biraz daha bu konuda dikkatliler ve daha verici davranabiliyorlar. O yüzden de belki toplumdaki ferahı sağlamak, refaha sağlamak açısından gerçekten ciddi anlamda çok büyük bir yeri var. Özellikle mesela çocuk yetiştirme ve çocukların eğitim, öğretim ortamında ve daha sonra yetişkinlik dönemine geçişlerinde anneden aldıkları güç bizim için çok önemli. Biz danışanlarımızı yönlendirirken bundan çok fazla faydalanıyoruz. Çünkü anne çocuğun başındaysa, arkasındaysa, bilinçliyse, kendi değerinin farkındaysa, kendini ortaya koyabiliyorsa çocuk da ona uygun bir şekilde devam ediyor. Baba ne de olsa hani iş, yani anne de çalışıyor ama hani babanın çalıştığı işte biraz daha dediğim gibi olay annenin üstünden gittiği için bazı durumlar. Anne daha çocuğun üzüldüğü anı, sevindiği anı daha rahat yakalayabiliyor, daha çabuk fark edebiliyor. O noktalarda eksik kaldığında ciddi anlamda toplumda da sorun yaşanmaya başlıyor. Özellikle 25 yaşına kadar gerçekten çok büyük bir önemi var annenin çocuğun hayatındaki yeri noktasında. Diyeceğim bu. Peki bu eğitim mevzu üzerinden değerli hocamız değerlendirirken kıymetli hocam. Tabii bu kadar sorumluluk var. Bir yüklenmiş olduğu misyon var hanımların. Kadın olarak yani genel olarak baktığımızda misyonları var. Bu kadar sorumluluk yüklenmişken kadın. Kadının eğitim noktasında da mesela belli hakları gasp ediliyor veya verilmiyor. Şimdi bilmiyorum kim gasp ediyor, nasıl gasp ediliyor. Ama görüyoruz mesela, yani izliyoruz haberlerde. Bugünümüzde gasp falan yok. İsteyen herkes istediği şekilde okuyabiliyor. Ancak bazı ailelerden peki. çocukların okumasına engel olanlar çıkıyor. Hı hı. Yani bu bir defa bu yanlış bir şey. Ama ben daha önce şunu bir toplumun refahı ile ilgili kadının rolü orada bir iki bir şey lütfen söylemek efendim. İsterim. Şimdi refah nedir? Zenginlik midir? Sadece. Bir huzur mudur? Ve huzuru sağlayan kimdir? Fertlerdir. Yani o toplumun huzurlu olması o fertler sayesinde olur. Ve o fertler de belli bir eğitim eğer almışlarsa ve müsbet bir eğitim almışlarsa, eğitim deyince sadece okumayı kastetmiyorum. Okuduğu halde milletin başına bela olan, dert olan, toplumun refahını bozan insanlar var. Tabii ki. Yani iyi bir insanı yetiştirilmişse eğer o insanların oluşturduğu toplumda refah olur. Önce bir huzur olur, onun arkasından zenginlik de gelir, diğer şeyler de gelir. Şimdi anne, kadın çocuğu ilk andan itibaren ona iyi bir örnek olarak, onu bir iyi insan olarak yetiştirerek buna yardımcı oluyor. Şimdi aklıma bir şey geldi bu anlatırken. Yanlış hatırlamıyorsam Toshiba olacak. Yani biliyorsunuz 2. Cihan Harbi'nde, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya yerle bir oldu. Ve ondan sonra çok kısa bir süre tekrar yükseldi ve dünyada belli bir yere geldi. Hı hı. Bu isim yanlış değildir hatırladım. İnşallah Toshiba'nın eşine soruyorlar. Japon toplumu, Japonya bu şekilde ilerlerken siz hanımlarınızın katkısı ne oldu? Diyor ki biz ekonomik güç olarak pek bir katkı sağlamadık. Ama biz eşlerimize moral verdik, onlara huzur verdik ve onların iyi bir üretim yapmasına zemin hazırladık. Şimdi bakın bu işte toplumun refahını artırıcı en önemli bir şey. Evet. Eğitime gelelim. Şimdi bir defa şu var, işte İslam'a bazı böyle yaftalar yapıştırılıyor. İşte kadının okumasını engelliyor. Hayır efendim, engellemiyor. Peygamber Efendimiz'in eşi Hazreti Ayşe, ki o günkü ilim, dini ilim, Peygamberimiz'den duyduklarını sonraki nesillere aktarmaktı, öğrenip aktarmaktı. Ve Hazreti Ayşe en çok Peygamberimiz'den hadis nakleden insanlardan birisidir. 2000'in üzerinde Peygamberimiz'in sözünü nakletmiştir.
Ve o zaman kadınlar gelip dertlerini, problemlerini, sorunlarını Hazreti Ayşe'ye danışıyorlar. O da biliyorsa cevap veriyor, bilmiyorsa Peygamber Efendimiz'e soruyor, ondan aldığı bilgiyi aktarıyor. Şimdi sonra tabii bunlar pek kitaplara vesaireye geçmediği için bilinmiyor ama Müslüman hanımlar içerisinde belki bir astronom yoktu, belki bir kimyacı yoktu ama birçok dini konularda eğitim görmüş kadınlar vardı. Mesela Kâsani diye bizim meşhur bir fıkıh alimi var Hanefi mezhebinde. Evet. Onun eşinin iyi bir fıkıh alimi olduğuna dair rivayetler var. Sonra hani çok meşhur bir hadis var herkesin bildiği. İlim öğrenmek herkese farzdır. Kadın erkek. Bu ayette herkes, hadiste herkes ifadesi geçiyor. Yani erkeklere demiyor. Hı-hı. Herkes dediğine göre kadın ve erkek herkese farzdır. Ha, ama her ilimi herkes öğrenebilir mi? Hayır. Ama herkes kendi ihtiyacı olan veya kendisine ihtiyaç duyulan alanda bilgi sahibi olmak. Şimdi bugün mesela bir hanım doktorun yetişmesinin doğru olmadığını söyleyen bir aklı selim sahibi çıkar mı? Mümkün değil efendim. Ya. Buna din engel olur mu? Hayır. Ancak şu bazı sınırlamalar koymuş. Sınırlama derken şunu kastediyorum. Davranış açısından, giyiniş açısından bazı şeyler getirmiş ve bu şekilde hareket etmek kaydıyla hareket edilerek her türlü okumayı da okuyabilir ve mevkilere de gelebilir, buna engel bir şey yok. İslam okumayı yasaklamıyor. Kesinlikle emrediyor. Emrediyor. Peki, bilenler, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor ayet-i kerime. Peki. Yani hiç bilen erkeklerle bilmeyen erkekler demiyor. Genel bilenlerle bilmeyenler. Peki efendim. Ekleyeceğiniz değerli hocam, devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz programımıza. Efendim çocuğun yetiştirilmesinde, tabii mevzu biraz çocuklara geçmiş oldu. Hı-hı. Çocuğun yetiştirilmesinde tüm sorumluluk genelde annenin midir? Aslında annenin olmaması gereken, hani paylaşılması gereken gibi duruyor ama gerçekten de şöyle bir baktığımız zaman tamamen neredeyse anneye ait bir sorumluluk oluyor. Çünkü beslenmesinden onun fiziksel bakımının yapılması, onun psikolojik açıdan sarılması, mesela 3 aya kadar baba çok da fazla, ilk 3 aya kadar baba çok fazla çocuğun hayatında ne yazık ki olamıyor. Hani anneyle daha çok çocuk hemden. O süre içerisinde annenin sıcaklığını alması, çocukla birlikte olması çocuğun duygusal ve psikolojik gelişimi açısından inanılmaz önemli. Daha sonra baba devreye giriyor. Tabii bu babanın hiç yok sayılması anlamına gelmiyor ama biraz daha çocuğun 3 aydan sonra baba biraz daha hayatına giriyor. Zaten tutmakta falan da zorlanıyorlar ilk dönemlerde babalar. O dönem gerçekten annenin çocukla birlikte vakit geçirmesi gereken. Ama anneler şimdi o kadar enteresan bir baskı var ki toplum üzerinde. Hani o da sana işte yardım etmeyecek mi? O da kalksın canım geceleyin vesaire. Şimdi bazen de bu baskılardan dolayı kadın da ne yapacağını şaşırıyor. Ya ben bu çocuğu tek başıma mı meydana getirdim? Hadi bakalım sen de. Ama hani o anda erkeğin yapabileceği bir şey yok. Sadece belki destek olma. Hani işte yanında bulunma. Gerçekten tüm sorumluluk yani bayağı büyük bir sorumluluk kısmı anneye ait. Neden anneye ait? Bence güzel bir şey bu. Hani annenin bütün sıcaklığını çocuğa vermesi, duygusunu aktarabilmesi, çocuğu hissedip ortaya çıkartabilmesi açısından çok çok önemli bir sebep. Ama annenin duygusal deposu doluysa, anne gerginse, annenin aşamadığı sorunları varsa, öfkesi, nefreti kendi ailesiyle ilgili olabilir, eşiyle ilgili olabilir. Bu zamanda da işte o çocuğun yaşadığı psikolojik gerilimler daha sonraki yaşlarda ertelenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Bu da gerçekten çok ciddi bir sorun oluyor. Özellikle okul döneminde başlıyor bu sorunlar. Ve okul döneminde ciddi anlamda anneyi gördüğümüz zaman diyoruz ki biz çocuğa şükrediyoruz. Anneyi gördük, tamam yeter. Hani biz çocukla daha iyi yol alabiliriz dediğimiz durumlar bile olabiliyor. Ama süreci incelediğinizde hakikaten babayla ciddi bir gerilim var. O yüzden eşler çocuk sahibi olmadan evvel mutlaka evliliklerini raya oturtmuş olmalı. Gerekiyor. Yani birbirlerini anlayabilen, ifade edebilen, şefkatin, merhametin, sevginin, saygının olduğu bir ortamın oluşturulmuş olması lazım ki daha sonraki süreçte çocuklar adına da bu iyi bir hale gelebilsin evet. diyoruz. Efendim, tabii çocuklar noktasından kıymetli hocamız açıklamalarda bulundu ama bir izleyicimiz de şunu sormuşlar. Boşanma durumunda çocukların durumu ne olur? Şimdi bir defa öncelikle şunu biz tavsiye ederiz. Boşanma durumu olmasın mümkün mertebe. Ama bazen oluyor. Öyle oluyor ki bu evliliğin yürümesi imkansız hale geliyor ve o zaman da boşanılıyorlar. Ve ortada çocuk kalıyor. Bu çocuk kimin yanında kalacak? Onu kim eğitecek, kim büyütecek?
Bir defa çocuğun nafakası babaya aittir. Bizim şeyde odur. Evet. Fıkıhtaki hüküm budur. Ha, babanın gücü yetmiyorsa, tabii annenin imkanı varsa anne devreye girer. Bakımı önce babada. Bir de o çocuğu yanında tutma, ona hidane deriz biz. Hidane. Bu bir defa ister erkek çocuk olsun, ister kız çocuk olsun. Annenin bakımına muhtaç olduğu sürece annenin yanında kalması önceliklidir. Hatta anne yoksa anneannenin yanında kalma. Yani anne tarafından akrabalara öncelik veriliyor. Çocuk yetişti, yani artık annenin bakımına ihtiyaç duymadı. Bundan sonra eğitimi ve yetiştirilmesi gelince erkek çocuklar babalarına, kız çocuklar yine anaların yanında. Veya bazen, ki bu duruma göre değişebilir, diyelim ki anne bir evlilik yapmıştır. O evliliğin içerisinde o çocuğun huzurlu büyümesi mümkün değildir. O zaman haliyle baba tarafına, yani kim o çocuğun daha iyi bakacaksa. Yani burada olay şu: çocuğun yararına olan, faydasına olan, menfaatine olan yer tercih edilir. Bu hükümler tabii fıkhımızda daha çok ihtiyaca göre tespit edilmiş şeylerdir. Peki efendim. Bir izleyicimiz var hattımızda. İzmir'den bir katılımcımız. Hoş geldiniz. İzmir'e selamlar, iyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hayırlı, buyurunuz hocam. Ben kadınların hocam ne kadar çalışması doğru dinen ve eşlerinden izin almamız gerekiyor mu? Ben eşime yardımcı olmak istiyorum. Hani kadınların çalışması ne kadar doğru, bunu soracağım. Soralım. Ekleyeceğiniz başka bir hocam, sual var mı efendim? Evet. Buyurunuz. Bir daha soracağım. Ve ben bir iş yerine gittim. Ben başörtülüyüm. Ve bu benim karşıma çıktı hocam. Ben zaten başımı açmak istemiyorum ama hani bunu da bir açarsanız sizden de yorum almak istiyorum hocam, Dinem. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. İzmir'e selamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler efendim. Demin söyledik. Çocukların ve eşin nafakası kocaya, evet, kocanın borcudur. Hatta evlenmenin hükümleri bizim fıkhımızda, yani fıkhımız diye çok kullanıyoruz. Yani İslami hükümlerin amel yönünden, yani yapılan şeyler yönünden İslami hükümlerin anlatıldığı bilgi alanına fıkıh diyoruz biz. Ve o alanda yazılan kitaplara da fıkıh kitabı diyoruz. Buralarda alınan bilgi şu: bazı durumlarda evlenmek vacip oluyor, yani gerekli oluyor. Bazı durumlarda sünnet oluyor. Bazı durumlarda mekruh oluyor. Mekruh ne demek? Evlenmemesi daha iyi. O ne zamandır o? O da evliliğin gereklerini yerine getirememe, gerek bedensel olarak, gerek maddi güç olarak. Yani evi besleyemeyecek şekilde böyle bir geliri yoksa o gelir durumunu elde edinceye kadar evlenmemeli. Yani evin bakımı tamamen İslam fıkhında, evin ihtiyaçlarını karşılama babaya verilmiş. Ve tabii eşin, yani hanımın ihtiyaçlarını karşılama aynı şekilde eşe verilmiş. Dolayısıyla kadın çalışır çalışamaz diye bir hüküm yok. Yani şu olur: adam evin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz temin eder. İster ki hanımı evde çocuklarını büyütsün, onları yetiştirsin ve kendisinin efendim huzurlu bir şekilde o şeyi, hayatı devam ettirmesini sağlasın ve bunu temin için çalışmalıyım diyebilir belki. Ama öyle değil, ihtiyaç var. Şimdi köylerdeki kadınlar yani resmi bir işte çalışmıyor diye çalışmıyor mu? Bahçe çapalıyor, ekim biçiyor, süt sağıyor, hayvan bakıyor. Bunlar çalışma değil mi? Onlar için bir şey söyleyeyim. Öteden beri var bu. Doğru. Ama bugün işte toplumun içerisinde sosyal hayata girince kadınlar, işte fabrikada çalışmaya başlayınca, dairede çalışmaya başlayınca çalışabilir mi, çalışamaz mı filan. Şimdi çalışmasına engel bir şey yok. Çalışabilir. Ancak burada mesela hanımefendi gayet güzel söyledi: benim başımı örtmeme izin vermiyorlar dedi. Ha, benim ona vereceğim cevap şudur: eğer sizin eşiniz evin nafakasını temin ediyorsa ve çalışmak için başını açmanız gerekiyorsa başınızı açmayın. Ama başınızı açmadan çalışabileceğiniz bir imkan varsa orada çalışabilirsiniz. Eşin izin vermesi. Bu zaruret değil. Yani duruma göre değişebilir. Peki efendim. Bu. Duruma göre değişebilir. Yani bir de şuna dikkat etmeli. Bu iş hayatında kadın ve erkeğin aynı odada tek başına kapalı bir yerde kalmaları dinimize uygun değil. Peki. Değerli hocam, gelen vakalar içerisinde bu tür durumlar muhtemelen vardır tabii. Ama bir
bir de şu var, hani kadının fıtratı itibariyle üretmeye çok meyilli. O yüzden hani biz ruh sağlığı yerinde olan bireyleri tanımlarken seven ve üreten insan ruh sağlığı yerinde insandır diyoruz. O zaman da hani illa hani herhangi bir işte, yani bütün imkanları olabilir, eşinin çok ciddi imkanları olabilir, bayan çalışmak zorunda değildir ama üretmekle ilgili bir şey yapmadığı sürece, gerçekten evde oturduğu zaman da tamamen boş bir şekilde, o da ruh sağlığı açısından çok iyi bir şeye teşkil etmiyor. Buradaki üretmeyi evde herhangi bir işte pasta börekten tutun, başka bir şey, yani bir şeyi ortaya koyma, ortaya çıkarma anlamında kadının kendini göstermesi ev içerisinde ve bunun takdir edilmesi, beğenilmesi gibi bir arzu ve isteği oluyor. O noktasının da mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir diye. Peki, buyurunuz. Peki hocam, mesela söz hakkı, evde söz hakkı mevzu itibariyle bir izleyicimiz sormuşlar. Hocam, evde söz hakkı kime aittir? Erkeğe mi, kadına mı? Ailevi kararlarda söz hakkı kimin olmalıdır? Beyin bilir şeklinde. Hanım bilir de diyor. Şimdi eskiden beyin bilir diyor. Şimdi hanım bilir diyorlar. Şimdi bu şöyle, yani beraber karar verilmeli. Beraber istişare edilmeli ve beraber bir sonuca varılmalı. En iyisi bu. Ama yapamıyorlar. Ama ya yapamıyorlarsa bir şekilde onun bir yolunu bulurlar. Şimdi mesela bakın, Peygamber Efendimizin bir şeyi var. Aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam. Kadınlarla istişare etmeyle ilgili çok şeyler var. Hocam özür izninizle, tam da bu konuda istişareyle ilgili bir şey sorulmuş. Eşlerinizle istişare yapınız ama tersini yapınız. Şimdi, bu hadis mi demişler? Şimdi maalesef bunu hadis diye bazı kitaplara girmiş. Bak maalesef diyorum. Hatta ifade şu. Şaviruhunne halifuhunne. Onlara danışın, dediklerin aksini yapın. Asla böyle bir hadis yok. Bunu kim? Yani bazı sahabilere de söylediği şeklinde nakiller olabilir ama o sahabinin sözü din değil ki. Eğer o söylediyse bile. Artı onun söylediğine dair de bir bilgi yok ama bu ifade bazı çok meşhur kitaplara girmiş. Yer almış bazı meşhur kitaplarda. Yani bu tabii bir kitabın meşhur oluşu, ondaki yazan her şeyin doğru oluşu anlamına da gelmez. Peki efendim. Yani bütün kitaplar, bütün bilgiler tahkik edilmeli, eleştirilmeli. Yani araştırılmalı kökeni. Böyle bir şey yok. Tam aksi var bakın. Şöyle bir olay. Hudeybiye Anlaşması olmuş biliyorsunuz. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1500 sahabisiyle beraber umre yapmak üzere Mekke'ye yoluna gidiyor. O zaman tabii niyetleri umre yapmak ve o zaman Kabe var ve Kabe'ye bütün Arap kabileleri gelip orayı ziyaret ediyorlar. Ve buna müşrikler, Mekke'deki ahali engel olmuyor. Müslümanlar da bu niyetle gidiyorlar ve ihrama giriyorlar. Evet efendim. Hudeybiye denilen yere varıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman'ı gönderiyor. Evet, Mekke'ye. Geldiklerini haber verme. Bizim niyetimiz kötü değil. Biz ibadetimizi yapıp geri gideceğiz. Bizi bu şekilde karşılayın, bu şekilde anlayın diye. Hazreti Osman biraz gecikiyor dönüşü ve bir de şaya yayılıyor. Osman'ı öldürdüler falan diye. Bu tip durumlarda böyle spekülasyonlar çok oluyor. O zaman Müslümanlar yemin ediyorlar. Yani kanlarının son damlasına kadar işte Osman'ın şeyini kurtaracaklar veya savaşacaklar filan. Sonra Hazreti Osman geliyor. Ve diyor ki bu sene bizim buraya girmemize izin vermiyorlar. Ve Mekke'den bir heyet geliyor, bir anlaşma yapıyorlar. Evet. Anlaşma. Anlaşmaya göre bu sene Müslümanlar Mekke'ye girmeyecekler. Geri dönüp gidecekler. Ertesi sene gelip ziyaret edecekler. Bu anlaşmada bu var. Başka maddeler de var tabii. Fakat bu ara şöyle bir sorun çıkıyor. Müslümanlar ihrama girmişler. Şimdi bir kimse ihrama girmişse, yani hac veya umre için niyet edip girmişse, o ihramdan çıkmak için ya ziyaret etmiş olmak lazım Kabe'yi veyahut da bunlara muhsar deniliyor, bir kurban kesip ihramdan çıkmaları ve daha sonra o umreyi kaza etmeleri gerek. Hı hı. Orada ne yapacaklar? Kurban kesecekler. Evet efendim. Bazı Müslümanlar, sahabiler buna yanaşmıyorlar. Yani tabiri caizse bunu gururlarına yediremiyorlar. O zaman Ümmü Seleme radıyallahu anha, Peygamberimizin eşlerinden Ümmü Seleme diyor ki ya Resulallah, sen kalk kendi kurbanını kes, insanlar da senin peşinden gelir. Ve Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme'nin bu tavsiyesine uyuyor ve kalkıyor, kurbanını kesiyor. O kesince diğerleri de kesiyor. Şimdi burada bakın, Ümmü Seleme
Peygamberimize bir tavsiyede bulunuyor. Peygamberimiz sen yanlış söylüyorsun, senin dediğin tersini yapacağım demiyor. Hı hı. Şimdi eğer böyle bir hadis olsa Peygamberimiz böyle mi muamele ederdi? Evet. Veya böyle muamele eden bir peygamber böyle bir laf eder mi? Etmemiştir zaten. Peki. Ekleyeceğiniz değerli hocam. Kadınların biraz daha hani bazı kararlarda daha duygusal karar verdiklerini düşünürsek hani belki de olayın duygusal yönü açısından bayanların mantıksal yönü açısından biraz daha erkeklerin uzlaşarak daha zaten rahat yol alabilecek. İstişareden maksat onun dediği her şeyi yapmak değil. Ama zaten şöyle de bir şey var hocam şimdi. Sonuç o zaman yine erkeğin dediği oluyor. Ben burada tek başıma kaldım ama çok zorlanıyorum. Efendim. Bir orta yolu bulma. Evet, orta yolu bulma. Yani o aklı selim bir şey söyler, ona yaparlar ama şu vardır yani istişare önemlidir. Kesinlikle. Peki değerli izleyicilerimizin de tabii hattılar bekliyorlar, soruları da yoğun. Kıymet hocalarım izninizle hemen sormaya devam edeyim ben. Şöyle bir soru var mesela. 3 yıllık evliyim diyor Zehra Hanım, sosyal medya üzerinden göndermiş. Hocalarıma selamlar. Eşim çocuk sahibi olmak istemiyor. Nasıl ikna edebilirim diyor. Bunu da bir başka izleyicimiz yine benzeri soruları sormuşlar hocam. Yine de bir bayan olarak mesela o da sormuşlar. Erkek bayanın istemediğini bu sefer söylemiş. Hı hı. Erkek veya bayan çocuk sahibi olmayı arzu etmediğinde durumumuz ne olmalı? Dini açıdan bir şey diyemem ama gerçekten... Ben açıklamaya çalışayım. Siz şöyle ki... Kadın veya erkek fark etmez ama çocuk sahibi olmak istemeyen bir taraf varsa muhtemelen o tarafın ciddi anlamda bir travması vardır diyoruz. Neden? Çünkü mutlaka geçmişte yaşamış olduğu bir şeyler vardır, güvenme noktasıyla ilgili sıkıntılar vardır ya da evliliğe gerçekten güvenmiyordur. Duygusal açıdan da, maddi açıdan da belki onların irdelenmesi gerekiyor, belki o konuda yardım alınması gerekiyor bir aile terapistinden vesaire ama mutlaka ki hani... İnsanlar evlendikleri zaman çocuk sahibi olmak üzerine bir yola giriyorlar. Yani içinde hani birlikte bir ortak ürününüz, meyveniz o sizin. O yüzden hani herkes zaten hani %90'ı diyeyim bunu isteyerek devam ediyor. Fakat istemiyorsa mutlaka bir yerde sıkıntı vardır. O duygusal bağda kopuş, güvende kopuş ya da erkek veya bayan geçmiş hayatında ciddi anlamda annesizlik ve babasızlıkla ilgili bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. Aynı şeyi çocuğunun yaşamasını istemeyecektir. O yüzden belki kendini tamamen... Ama bu da bir psikolojik sorun. Yani hani ona mutlaka bakılması gerekir. Ama dini açıdan hükmünü bilmiyorum. Peki bir vaka var ya. Buyurun. Şimdi tabii evliliğin amaçlarından birisi de çocuk sahibi olmak. Ki Peygamber Efendimiz evliliği teşvik ederken evlenin, çocuk sahibi olun, ben sizin çokluğunuzda övüneceğim diyor. Yani bu tabii de bir şeydir ve insanın fıtratında da zaten çocuk sahibi olma arzusu vardır. Ama buna rağmen istemiyor olabilirler de, doktor hanımın söylediği gibi, Feyza Hanım'ın söylediği gibi çeşitli sebepleri olabilir. Eğer zaruri bir durum yoksa, yani çocuk sahibi olmamayı gerektiren kişiler açısından bu bedensel olabilir. Hı hı. Bir zaruri bir durum yoksa tarafların bu arzuyu, bu talebi reddetme veya bu talebe cevap vermeme diye bir yetkisi olmaz. Şimdi şöyle bir olay bakın. Tabii Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde kadınların ben çocuk istemiyorum, çocuk yapmayacağım diye yapabilecekleri bir şey yoktu. Yani şimdiki gebeliği önleyici tedbirler yoktu. Tedbirler o zaman kadınlar açısından yoktu. Ama erkekler açısından vardı. Azil dediğimiz olay. Ha şimdi Peygamber Efendimiz veya fıkıhtaki bizim hükümlerde şu. Bir erkek hanımının izni olmadan azil yapamaz. Azil açıklamamıza gerek var mı? Peki efendim. Çocuk sahibi olmak önleyemez yani. Peki. Önleyemez. Peki. Ha, yani şimdi... Bu bir hüküm. Yani kadının, hanımının izni olmadan çocuk olmasını engelleyici bir faaliyette bulunamaz veya bir duruma düşemez. Hocam yine de açıklayınız. Belki izleyenler olur. Ya şimdi azil olmasın. Şu yani affedersiniz. Peki. Cinsel birleşme ilişkiden olduğunda. Sonra dışarıya erkeğin boşalması. Peki efendim. Buna azil denir. Şimdi buna eşinin izni yokken bunu yapamaz. Bunu söylüyor. Yani... Demek ki kadının çocuk sahibi olma hakkı. Aynı hak erkek için de söz konusu. Yani hem kadın anne olma hakkına hem koca baba olma hakkına sahiptir. Evet efendim. Dolayısıyla eşlerden herhangi birisinin eğer zorunlu geçerli bir mazeretleri yoksa bu hakkı engelleme yetkisi yoktur. Peki. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Son 6 dakikamızdayız. Hoş geldiniz İstanbul'a. Selamlar, iyi akşamlar efendim.
akşamlar. Buyurunuz. Buyurun efendim. Değerli hocamız dinliyorlar suallerinizi. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Benim kızım evliliğini kaçarak yaptı. Babası bunu reddetti. Hatta reddettiği zaman şöyle söyledi. Sen onun evine gidersen seni boşarım. O bizim eve gelirse seni boşarım. Ama ben evlat dayanamadığım için gizlilerde görüyorum. Bunun hükmü nedir, günah nedir, nasıl yapacağım? Yani buna bir cevap bekliyorum hocam. Peki efendim, soralım değerli hocamıza. Allah afiyet versin inşallah. Evet değerli hocam. Bu evliliklerin de ailenin tümünün işin içinde olması mutluluk açısından önemli bir şey. Evet. Yani bazen öyle oluyor ki kızlar veya erkekler ailelerinin rızası hilafına veya bazen onların hiç haberi olmadan bir başkasıyla evleniyorlar. Bu yanlış. Bu yanlış. Yani her ne kadar hayat benim hayatım ise de sonuçta bu aile de yani sizi dünyaya getirmiş, yetiştirmiş, terbiye etmiş ve sizi canınızdan daha çok seviyor ve sizin çok mutlu bir hayat geçirmenizi istiyor ve bunun için de eş seçiminize yardımcı olmak istiyor. Onları bu haktan veya bu arzudan mahrum etmemek lazım. Ama ana baba da çok meşru, çok önemli bir şey yoksa yavrularının arzularının karşısına da dikilmemeliler. Yani şimdi diyelim ki bir kız, genç bir kız, bir affedersiniz uyuşturucu müptelasıyla evlenmeye kalkarsa evet bunu engellemeli tabii. Tabii. Ama öyle değil de hani peygamberimizin bir hadisi var diyor ki huyundan ve dininden memnun olduğunuz birisi kızınıza talip olursa onu ona evlendirin onu. Evet efendim. Ha şimdi ailenin yapacağı şey bu ama karşı tarafı beğenme kızımızın işi. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki kızları evlendirirken onlara danışın. Yani onlara rağmen evlendirmeyin. Evet. Yani bu da bu bizim bir tavsiyemiz olsun. Peki önce evlenecek olanlara. Ha evlenmişler. Bir babanın böyle yaptılar diye eşini yavrularından ayırma hakkı yok. Böyle bir yetkisi yok. Yani anne evladını görecektir, evlat annesini görecektir. Ha o kaçıp evlenenler belki çok mutlu bir hayat sürüyorlardır. Bundan babanın bir zararı oluyor mu? Olmaz. Ondan sevinç duyması lazım. İnşallah. Her ne kadar ben buna karşı çıkmışsam da, benim isteğime aykırı olarak olmuşsa da mutlular elhamdülillah iyi deyip onları bağrına basması lazım. Ha öyle yapmıyor tam aksine. Eşine diyor ki onlara girersen seni boşarım. Evet. Bu günahtır. Giderse boş olur mu kadın? Olmaz. Niye? Gidersen sen boşsun demekle seni boşarım demek farklı bir şey. Bir tehdit. Peki. Ama bir de şu var burada. O bize gelirse sen onlara gidersen. İfade bu. Dışarıda görüşmelerine dair bir şey yok. Burada bir açık kapı var ama yani burada tabii mümkün mertebe bu eşini ikna edip. İnşallah. Gerekirse torunlarını getirip kucağına verip kalbini yumuşatmak lazım. Yumuşatmak. Peki lazım. Huzur dileyelim. Efendim tabii son 2-3 dakikamızdayız. Soruları tabii birkaç soru var değerli hocalarım. Şiddet var, miras var, emzirme var ve benzeri birçok soru var ama herhalde en önemlilerinden bir tanesi mesela bir izleyicimiz sormuşlar. Hocam işte erkek ve kadın arasında itaat mevzu itibariyle demişler. Aslında dini boyutunda sormuşlar ama genel olarak konuştuğunuz hemen hocamız onu da soralım. Merak ediliyor çünkü çok sorulmuş. İtaat, namaz ve benzeri şeylerle ilgili neyimizi engelleyebilir? Zaman şimdi zaman bize farz, de geliyor hocam. Farz olan ibadetleri engelleyemez kimse. Yani farz olan, vacip olan ibadetleri yapmasına engel olamaz. Yani bir koca hanımının Ramazan'da oruç tutmasına mani olamaz. Farz namazları kılmasına mani olamaz. Ama bizim fıkıh kitaplarımızdaki geçen ifade, nafile ibadet yapmasına engel olabilir. Yani diyelim ki herhangi bir gün. Oruç tutmak istiyor hanım. Oruç tutma. Diyebilir. Fıkıhtaki ifade bu. Ha bu diyebilir demek hep böyle yapıyorlar anlamına dedi. Bir de böyle yanlış anlaşılıyor. Yani buna izin var denildiği zaman zannediliyor ki hep bu oluyor. Evet. Hayır. Yani bunu bu durumda olan erkek binde bir belki yoktur. İstisnai peki. Ama hüküm olarak böyle bir hüküm var. Farz olan ibadetlere, vacip olan ibadetlere engel olamaz. Ama nafile ibadetleri yapmasını isteyebilir. Peki şiddet mevzuunda toplumsal olarak baktığımızda son neler söylemek istersiniz? Bununla da inşallah
artık yavaş yavaş programı noktalayalım. Yani evet. Ve eklemek istediklerimiz. Ben bir şeyler söyledim şiddet konusunda. Kadına şiddet uygulandığı gibi erkeğe de uygulanan şiddet de var ama kadına en bence ağır uygulanan şeylerden bir tanesi sözel ve duygusal şiddet. Bu daha yoğun evliliklerin içerisinde özellikle. Karşılıklı birbirini kırma, incitme, özellikle onu hakir görme, rencide etme gibi davranışlar. Yani fiziksel şiddete dönen kısımları da mutlaka ki oluyor ama asıl bence kadınların hazmedemedikleri şey duygusal olarak kırılmak ve şefkat ve merhametten yoksun kalmak evlilik içinde. Duygusal yani şiddeti ancak ben bu şekilde tanımlayabiliyorum. Peki, fizikseline girmek bile istemiyorum. Peki efendim. Yani, tahribatlarına. Yani, Peygamber Efendimiz sevdiğinize sevdiğinizi ifade ediniz. Evet. Herhalde bu hoca hanımın... Sevgi verin, sevgi alın, öfke verin, öfke alın deniliyor yani. Yani böyle bu karşılıklı şey değil mi? Peki değerli hocam son birkaç saniyemiz var. Miras ve emzirme babında da bir soru sorsak birer cümleyle cevaplar mısınız? Birer cümleyle ne diyelim? Yani mesela kadınlara bazı yerlerde miras vermiyorlar hocam. Efendim bu Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle kadın ister eş olsun, ister anne olsun, ister evlat olsun mirasta payı var. Peki. Ve bu mirasçıların durumuna göre o paydaki oran değişebilir. Kadının mirasta hakkı var. Mutlaka var. Ve peki. Miras hakkını vermeyenler kadının hakkını yiyorlar. Onu öteki dünyada o kadının alma hakkı var. Çok önemli. Evet ve emzirme. Emzirme mesela. Emzirme. Kadınlar zorunda değildir. Zorundadırlar. Zorunda? Zorundadırlar. Zorundadırlar. Çocuğun hakkıdır bu. Sizde farklı mı efendim? Zorunda değil diye biliyoruz ama. Peki. Yok şimdi şöyle o yani belki bir iki dakika aşarız ama. Lütfen efendim. Şimdi buyurun. Olay şu. Bizim bazı hükümlerin bir dini yönü var bir de kadai yönü var. Hukuki yönü var. Hı hı. Dini yön olarak emzirmek zorunda. Ve eğer bir anne yavrusunu emzirme imkanı olduğu halde emzirmezse o çocuğun onun üzerinde hakkı kalıyor. Ama kadai olarak yani bir toplum ki süt annesi anneliği kurumu var ve anne çocuğunu emzirmek istemiyor. Kocasına diyor ki bir süt anne bul emzir çocuğumu diyor. Kocanın da imkanı buna müsait. İşte o zaman zorunlu değil. Hı hı. Ama eğer o çocuğu emmek üzere sadece anne varsa, çocuk başkasının sütünü almayabilir, babanın süt annesi tutma imkanı olmayabilir vesaire. Böyle durumlarda gadai olarak yani hukuki olarak da annenin çocuğunu emzirmek zorunluluğu var. Kıymetli hocam genel olarak sorular içerisinde en yoğun meselelerden bir tanesi de şiddet durumunda kadın boşama talep etse dinin buna bakışı nedir gibi bir ortak nokta çıkmış. Kur'an'da veya hadiste bununla ilgili bir hüküm yok ama mezhepler bazında baktığımız zaman özellikle Maliki mezhebinde şiddet gören kadının boşanma talebinde bulunması caizdir. Peki efendim. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli hocam çok teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz bir başka programda birlikte olmayı ümit ediyoruz. Annelerimize, hanımlarımıza, evlatlarımıza, kardeşlerimize velhasıl toplumun mayasını teşkil eden ve onları yetiştiren bu güzel insanlara bir kez daha hayırla bakmamızı rica ediyor. Aranızdan ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın. Farz mıdır, vacip midir? Sizinle orasını bozan bir hanımefendi bu olur. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurban düşer? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.